Doktor Elnara Rızayeva Estetik Merkezi'nin sunduğu İyi Ki Varsın başlıyor. Efendim, herkese mutlu bir gün diliyoruz. Ben Esra Harman da. Ben Serkan Aydın. Herkese mutlu günler, güzel günler. Evet, yine dop dolu bir iyi ki varsın. Benim güzel geçiyor. Senle başladığım için güne. Benim de öyle Serkan ya. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Farkındayım. Gerçekten. Çok felasın. Efendim, biz böyle dostane çay sohbeti tadında keyifli bir program yine derledik, toparladık sevgili ekibimizle birlikte. Hiçbir yere ayrılmayın. En zorlu konuları bile tatlılıkla konuşacağımız bir iyi ki varsın başladı bile. Bakın bugün neler izleyeceksin. Çocuklar neden ortodontik tedavi görmeli? Şeffaf teller sararır mı? Erişkinlerde diş tedavisi nasıl yapılır? Ortodontik tedaviler hakkında her şeyi ortodonti uzmanı Doktor Hatice Kübra Demirtaş anlatacak. Kanser neden arttı? Kanserden korkmalı mıyız? Kanser tedavisinde beslenme nasıl olmalı? Kansere dair her şeyi tıbbi onkolog ve iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Didem Taştekin anlatacak. Cildine önem veren hanımlar ekran başına. Cilt yaşlanmaları neden olur? Cilt bakımı yaparken neleri yanlış yapıyoruz? Kolajen cilt bakımı cildi nasıl etkiler? Cilt bakım sırlarıyla uzman estetisyen İmren Öztürk iyi ki varsın da az sonra. İyi ki varsın da ilk konuşacağımız konu ortodonti olacak. Ortodonti uzmanı diş hekimi Hatice Kübra Demirtaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kübra Hanım, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Kırmızı da yakışmış böyle. Değil mi? Rengarenk, evet. Ne hoş bir hanım. Ben cildine bayıldım zaten. Geldiğinden beri porselen gibi maşallah. Konuşmalarınızı duydum. Evet. Sağ olun. Hayranlığını dile getirdin. Evet. Şimdi ortodonti konuşuyoruz. Evet. Bir ortodontistle beraberiz ve sizlerin dişinde... Bu arada bir tel görüyorum. Evet. Estetik teller var. Evet. Yani bende çok ciddi bir ortodontik problem yoktu işin esası başlangıçta. Ama bizim hocalarımız hep şey der, muhakkak 1-2 ay da olsa siz de bu telleri takın ve hastaların ne yaşadığını bizzat hissederek öğrenin, anlayın ve hastaya olan yaklaşımınız ona göre olsun derler. Biraz daha düzgün bir diş dizim olsun. Çünkü bu işi yaptığım için hasta geldiği zaman ilk önce benim dişlerime bakıyor. Tabii. Aynı zamanda daha iyi anlayabilmek adına ben de böyle bir yola başvurdum. Ay çok güzel olmuş. Ne kadar oldu takalı? Şu an ortalama 7,5 ay civarında. 7,5 ay ne oldu. Ne kadardan kalacak? Yani bir iki ay daha planlıyoruz. Sonra inşallah çıkartmayı hedefliyoruz doktorumla. Peki biz tabii empati yapabiliyorsunuz hastanıza. Evet, tabii bu çok ki, güzel tabii bir şey. Sohbetlerimiz arasında sizin yaşadıklarınızı da paylaşırız tabii belki ki. Ne dersiniz evet, evet, olur tabii mu? Ki, tabii ki. Şimdi önce çocuklar. Çünkü çocuklarda biz diş konusunda ortodontik tedavi olur diyebilirdik. Sonra yetişkinler de artık çok yaptırır günümüzde oldular. Neden evet çocuklar özellikle bu diş konusunda ortodontik tedavi görmeliler? Aslında şöyle, çocuk hastalarda erken süt dişi çekimi ortodontik anomalilerin en büyük sebeplerinden biri. Hı-hı. Dilerseniz bunu bir animasyon üzerinde gösterebiliriz. Anlatalım. Hatta hı-hı ekranımızın başına geçelim. Evet. Daha rahat görelim orada. Söylemek istediklerimizi. Evet. Buyurun. Örneğin burada süt diş dizimiz var ve hı-hı süt diş dizisiyle birlikte çürüyen ve zamanından erken çekilen bir diş görüyoruz şu an. Hı-hı. Şurası mı? Şu kırmızı olan, şurası alarm veren, kaybedeceğimiz hı-hı diş. Bu evet süt ikinci azı dişimiz. Bu dişimiz gitti ve hı-hı ardından, burada durdurabiliriz bir. Durdurun. Ardından 6 yaş dişimiz geldi. Bu diş birinci büyük azı dişi, ağza gelen ilk daimi diş. Hı-hı. Şimdi biz süt dişini üzerlerindeki... Pardon, altlarından gelecek daimi dişler için yer tutucu olarak görüyoruz aslına bakarsanız. Ama hı-hı ne oldu? O 5 numaralı dişin altından gelecek olan daimi ikinci küçük azı dişimiz kendine gelecek yer bulamadı. Çünkü hı-hı ne yaptı? Hep ağızda şu mantık vardır. Erken gelen oturur. Yani kim daha erken gelirse o yer kapar. Gelecek olana yer kalmaz.
Yani ne oldu? Geliyor ama yer yok. Aynen öyle. Şuranın boşluk olması gerekiyor. Aynen öyle. Gibi. Biz ne yaptık? Dişi erken çektik. Çektiğimiz yeri muhafaza etmedik. Ve arka segmentte gelen azı dişler öne doğru yürüdü. Ve daimi gelecek olan, daha sonra gelecek olan dişlere, örneğin burada gelecek olan diş 11 yaş civarında gelecek. Şu bazen buradan geliyor hocam diş. Neden oradan geliyor? İşte yeri olmadığı için. Olmadığı için bazen üst damaktan çıkıyor, evet. Bazen yanaktan çıkıyor, bazen hiç çıkmıyor, gömük kalıyor. Hı hı. Aynı senaryo daimi köpek dişlerinde de oluyor. Hep böyle şu tepelerde, şuralarda evet, kalan dişler. Evet, görüyoruz. Bunların onu. Da yine sebebi hep erken süt dişi çekimi. Hı hı. Yani çocuk hastalarda görülen ortodontik anomalilerin başında erken süt dişi çekimi geliyor. Hı. Diğerlerine tekrar devam edebiliriz. Peki şimdi sizi daha fazla yormayalım. Yerimize devam edelim konuya o halde. Özellikle süt dişleri dökülen çocuklarda ortodontik şeyler, rahatsızlıklar daha sık görülebiliyor. Aynen öyle. Örneğin bu hastada dişi kaybettik. Hı hı. Yani her türlü tedavi denendi ama biz yine kaybettik. O zaman ne yapacağız? Böyle bir durumda kaybettiğimiz dişin yerine yer tutucu yapmak durumundayız. Yer tutucu yaparak diğer gelecek olan dişin gelme zamanına kadar, ağız içine gelme yaşına kadar o boşluğu korumak zorundayız. Yer tutucu nedir? Yer tutucu bu kaybettiğimiz dişin yerini korumak amacıyla diğer dişlerden destek aldığımız bir ağza giren metalik bir yapı aslına bakarsınız. Ama çok basit bir uygulama. Sadece burada bilincimizin hareketli de olabiliyor, sabit de olabiliyor yer tutucular. Ama biz hareketli yer tutucuları hani çocuk hasta sürekli 4-5 sene boyunca kullanamayacağı için. Örneğin bu dişi biz 6 yaşta kaybettik ama dişin gelme yaşı 11 yaş. 5 yaş boyunca, 5 sene boyunca hareketli bir damaklığı çocuğa kullandıramayacağımız için diyoruz ki sabit yer tutucu. Uygulayalım ve kaybettiğimiz dişin yerini koruyalım. Peki erişkin hastalarda ortodontik tedavi çok rahat evet. görüyor artık değil evet, mi? Evet. Bu konuda da yani son yıllarda biliyorsunuz çok arttı erişkin hastaların talebi. Aslında erişkin hastada ortodontik tedavi görülme sıklığı artmadı. Erişkin hastada ortodontik tedaviyle dişlerim düzelebiliyormuş farkındalığı arttı. Fark bu işin esası. Bir de geliştirilen estetik, bende de görüyorsunuz şeffaf braketler var. Geliştirilen estetik sistemlerle birlikte hastalar hani bunu bir sosyal olarak bir hani kontraindikasyon değil yani sosyal anlamda ben bu braketleri taşıyamam, sıkıntı yaşarım diyen hiçbir hastamız yok. Bizim öğretmen olsun. İşte daha kamera karşısında olsun pek çok hastamız şeffaf bareketleri tercih edebiliyor günümüzde. Erişkin hastalarda en sıklıkla karşılaşılan ortodontik problem tabii ki çapraz kalıtımla birlikte. Örneğin ne oluyor? Babadan büyük çene, anneden küçük diş alıyor. Dişlerde boşluklar oluşuyor. Erişkin yaşa bu durum taşınıyor. Erişkin hastaların çoğunun talebi bu. Bir ikinci talep de şundan kaynaklanıyor. Örneğin erişkin hasta bir diş kaybediyor ve kaybettiği dişin boşluğuna doğru yandaki komşu dişler devriliyor. Ve hasta ileride buradaki boşluğu tedavi ettirmek istiyor. Ben diyor etkili çiğneme yapamıyorum ve bu boşluğun onarılmasını istiyorum. Ama oraya kaybettiği dişin yerine yeni diş koyabileceğimiz kadar alan yok. Çünkü ne oldu? Komşu dişler devrildi o alana. Biz ne yapıyoruz erişkin hastada? O boşlukları, komşu devrilen dişleri dikleştiriyoruz. Kaybettiğimiz dişin ideal boşluğunu açıyoruz. Ve oraya ideal protetik uygulama, implant, köprü, zirkon, porselen neyse ideal protetik restorasyonu yerleştirebilmesi adına protez uzmanlarını hastalarımızı yönlendirebiliyoruz. Kısa süresi mümkün mü hocam bu tedavilerin? Tabii ki şimdi erişkin hastanın gayesi zaten bir an önce çıksındır. Teller bir an önce ağzımdan gitsindir. O yüzden biz erişkin hastada her zaman mükemmel tedaviye odaklanmayız. Hastanın şikayetine odaklanırız. Hasta ne yaparsak memnun olacak, ne yaparsak bizim koltuğumuzdan mutlu kalkacak. Buna odaklanırız ve bu bağlamda en kısa süreli tedavi planlarız hastalarımızla. Sıkıntıyı primer aynen öyle. Aynen öyle. Yani mümkün olduğunca kısa sürede hastanın o şikayetine odaklanıp onu çözüp diğer bakın bunları da düzeltmeliyiz, düzeltebiliriz, izah ederiz. Burada seçeneği hastaya bırakırız. Evet. Tercih onun. Şimdi çok sempatik atıyor bence diş telleri. Evet.
Hem çocuklara hem yetişkinlere. Ya benim bakış açım da öyle. Artık zaten yok gibi. Sizinki de öyle. Şeffaf. Evet. Braketler şeffaf galiba, braketler. Burada şeffaf braketlerin üzerine taktığımız tel, şeffaf tel de olabilir, metal tel de olabilir. Siz metali tercih etmişsiniz. Aslında ben şeffaf da taktım tedavi sürecimde, metal de taktım. Şeffafın bazı dezavantajları oluyor şeffaf tellerin. Ne gibi? Şeffaf teller teflona boyanmış hali metal tellerin. Zamanla soyulduğu için sürtünme kuvvetini artırıyorlar. Dolayısıyla telin uyguladığı kuvvetin bir kısmı sürtünme kuvvetiyle heba olduğu için diş hareketini yavaşlatıyorlar. O yüzden ben hani deneyimlemek adına... Olay çok ilginç mesela. Evet. Hocamın anlattığı şeyler çok güzel. Çünkü yaşadığı şeyi anlatıyor şu anda. Tabii, hani tabii, doktorluğu kesinlikle. Evet tamam bir tarafa ama kendi evet. de tedavi uyguladığı için daha böyle... Aynen öyle. Yani burada, yaşayarak anlatıyor. Kesinlikle. Burada ben hastaların bana bakışını da görebiliyorum. Yani şeffaf tel taktığım zaman ki hiç belli olmuyorları da değerlendiriyorum. Metal tel de belli olmuyormuşları da. Yani hepsini böyle tecrübe etme şansım oluyor. Güzel oluyor peki, o anlamda. Peki şeffaf braketler veya şeffaf teller sararır mı? Renk değiştirir mi? Aslında bu toplumca yanlış bilinen bir durum. Hastalar bize geldikleri zaman ben metal tel istiyorum. Aslında belli olmasın istiyorum ama şeffaf teller sararıyormuş ve zamanla çok çirkin gözüküyorlarmış. Böyle kirli gibi duruyorlarmış. Bundan kaynaklı biz şeffaf teli istemiyoruz diyorlar. Aslında bu çok yanlış biliniyor. Şeffaf tel yapısı gereği mesela bende şu an mevcut olan braketler safir braketler, cam braketler ve bunların renklenme olasılığı söz konusu değil. Evet. Renklenen şu... Boyayıcı gıda tüketimiyle birlikte braketlerin etrafındaki diş dokusunda sarı lekelenmeler oluşabiliyor. Hastalar bu lekelenmeleri sanki braket renklenmiş zannediyorlar. Yani burada da şu önemli, hijyen kontrolü ne kadar iyi sağlanırsa renklenme olasılığı, dişlerin renklenme olasılığı o kadar düşüktür. Braketler zaten asla renklenmezler. Peki dişte oluşan lekelerdir onlar dediniz. Onlar sonrasında beyazlaşabiliyor mu? Tedavi kalıcı bittikten sonra lekeler? Kalıcı değil, hayır. Tedavi bittikten sonra biz braketlerin altındaki yapıştırıcı artıklarını temizlerken onları da temizliyoruz, çıkıyor. Ama burada örneğin bu renklenmeleri oluşturan en fazla çay, sigara ve kahve, bunları hasta çok tüketirse eğer ki dişlerin etrafında ciddi sararmalar oluşur. Şimdi tedavi ortasında biz döner aletlerle her seans bunları temizleme şansına sahip değiliz. Çünkü dişin minesine zarar veriyoruz. O yüzden biz diyoruz ki bunları temizlemektense hiç olmamasını sağlayalım. Ama tedaviden sonra zaten %100 temizlenecek. Burada şu önemli, hastaların tedavi sürecindeki hani tedavi olan motivasyonları düşüyor. Çünkü gülümsemek istemiyor. Evet diyor, ben şeffaf tel taktırdım ama etrafında sarı lekeler var. Bundan dolayı rahatsızlık duyuyor. Bunun tek çözümü hijyen kontrolü. Hijyeni iyi tutmak çok lazım. Çok önemli. Evet. Çünkü çürümeleri bile hızlandırdığını söylemişlerdi. Oradan tabii biliyorum ki. Değil mi? Tabii ki. Özellikle teller varken. Evet. Peki şimdi şey sormuştun sen, kısa süreli ortodontik tedavileri. Evet. Önerir misiniz? Şimdi erişkin hastalardan hani konuştuk başlangıçta. Erişkin hastaların talebi kısa süreli ortodontik tedavidir. Erişkin hastalarda kısa süreli ortodontik tedavi avantaj dezavantajlarını hastalara anlatarak biz öneriyoruz, yapıyoruz, uyguluyoruz da. Çünkü hastanın talebi bu. Yani ben bu minimal problemimin hemen çözülmesini ve tellerimin hemen çıkmasını istiyorum. Böyle bir durumda kısa süreli ortodontik tedavi tavsiye ediyoruz ama ortodontik tedavide bazı değişmez normlar vardır. Nedir onlar? Diş hareketi her ay 1 milimetredir. 1 milimetreden fazla diş hareketi sağlayamazsınız. Bu hani bunlar çalışmalarla sabittir. Şimdi 1 milimetreden fazla diş hareketi sağlamak adına biz fazla kuvvetler uygulamaya başlarsak hastaya, bu sefer de dişler o gelen fazla kuvvetlere dayanamaz. Daha ciddi problemlerle, kök erimeleriyle, dişlerin nekrozuyla, ölmesiyle bu tarz problemlerle karşılaşabiliriz. Dolayısıyla elimizde bir norm var. Yani her ay 1 milimetreden fazla o dişi düzeltme şansımız yok. Bununla orantılı olarak da ortodontik tedavilerin belli süreleri var. Yani o sürelerden düşük ortodontik tedavi zamanları benim aklıma şunları getiriyor. Yani bir şeyler yeterince yapılmadığı için düşük
kısa sürüyor bu tedaviler. Hı hı. Ve ne kadar kısa sürerse ortodontik tedavi nüks riski, yani dişin yeniden bozulma riski o kadar yüksek. O yüzden bize gelen 15 yaşındaki bir çocuk hasta, benim sadece ön iki dişimin arasında bir çapraşıklık var, bunu düzeltin ben mutlu olacağım dese de biz diyoruz ki hayır. Bütün dişlerini tedavi etmek durumundayız. Ama örneğin 35-40 yaşlarında bir erişkin hasta geldiyse biz yine anlatıyoruz. Doğru olan tedaviniz budur diyoruz, ama siz kısa süreli bir tedavi talep ediyorsanız yine kısa süreli ortodontik tedavi yapılabilir diyoruz. Ama her zaman ben hastalarıma şunu söylüyorum: ne kadar kısa sürerse nüks riski o kadar fazla. Yani yeniden bozulma riski o kadar fazla. Peki ortodontik tedaviden sonra pekiştirmek için yapılan yöntemler neler? Neler yapıyorsunuz? Burada biraz böyle ekol farkı var. Her hekimin tercihi farklı. Sabit pekiştirme aygıtları var ve hareketli pekiştirme aygıtları var. Sabit pekiştirme aygıtları retainerler. Yani ön dişlerin iç kısmına sabit tel yerleştiriliyor. Hareketli pekiştirme aygıtları şeffaf plaklar. Şimdi ortodontik tedavim bitti, dişlerim şahane oldu. Yine de arkaya bir tel mi takmamız olmazsa gerekiyor? Ortodontide bir kural var. Hep eski konumuna dönmek ister dişler. Öyle mi? O teli hatta literatürde şöyle geçer: o tel ömür boyu kalsın. Pek çok hasta nasıl ya, ömür boyu mu der. Hani tam dış teller çıkmışken nereden çıktı şimdi bu iç teller tepkisiyle karşılaşırız. Ama bu iç teller ilk 3 günden sonra hastanın inanın hiç fark etmeyeceği teller. O yüzden hani bu kafamıza takacağımız, sıkıntı edeceğimiz ya yine mi tel diyeceğimiz bir durum değil. Retainer'ın avantajı şu: hekime bağımlı. Yani hastanın tek elinde değil takıp çıkartmak. Hekim onu yerleştiriyor ve hekim çıkartırsa hastanın ağzından o retainer çıkıyor. Dolayısıyla pekiştirme tedavisinin başarısı artıyor. Dezavantajı şu: hasta hijyene dikkat etmediği takdirde iç kısımlarda gıda artı birikimleri, buna bağlı diş taşı birikimleri ve diş eti enfeksiyonları oluşuyor. Hareketli plaklarda da avantaj şu: hijyen kontrolü güzel, hasta dilediği zaman bu plağı çıkartabiliyor. Ama dezavantajı, hasta dilediği zaman bu plağı çıkarttığı için, çıkartabildiği için çoğunlukla kullanmak istemiyor. Çünkü 2 sene, 1,5 sene, 2 sene ortodontik tedavi görmüş bir hastaya siz ömür boyu bu şeffaf plağı kullanmak zorundasınız derseniz bu biraz olasılık dışı oluyor. Doğru, evet. Şeffaf plaklar da yine böyle dişe geçen plaklar vardı. Evet. Onlar mı? Evet, bu şu da örneğimiz var bizim. Evet. Bu örnekteki gibi şeffaf plaklar. Yani ömür boyu bunu kullanacak. Evet, öyle mi? Ve gece gündüz kullanacaksın diyoruz. Oo. O yüzden biraz böyle olasılık dışı oluyor. Evet, ben o yüzden... Yaptıran var mı peki hocam? Kullanan var mı? Var, ama şöyle ben bu sistemi uygulamıyorum. Uygulayan hekim arkadaşlarım var, ama şöyle söylüyorlar. Şimdi bunlar şeffaf plakları oldukları için zamanla ağız sıvılarını absorbe ediyorlar, emiyorlar ve zamanla renkleniyorlar, sararıyorlar. Şimdi hayal edin bir hastayı, 15 yaşında genç bir bayan hasta ve siz tedaviden sonra bir şeffaf plak vermişsiniz pekiştirme tedavisi amacıyla. Hasta bunu 6 ay kullanmış ve bu plak sapsarı bir hal almış ve siz 24 saat kullanmak zorundasın dediğiniz için o çocuk bunu kullanmaya devam ediyor. Bence bu biraz hani işin vicdani boyutuyla alakalı. O yüzden ben bunu yapmayı uygun bulmuyorum. İç tel yerleştiriyorum ve belli periyotlarla da o iç telin sağlığını kontrol etmeleri için hastalarımı uyarıyorum. Peki son olarak tedavi bittikten sonra ne sıklıkla tekrar size gelmeleri gerekiyor hastalarım? Tedavi yaptınız, unutuyor muyuz hocam? Hayır, unutmak yok. Ayrılıştık. Hayır, öyle olmuyor kesinlikle. Önce iç teller takıldıktan sonra 1 ay veya 1,5 ay sonra hastayı bir kontrol ediyoruz. Bir de iç tellerin üzerine ben üst çene için bir de damaklık uyguluyorum. İç teller sağlam mı? Etrafında gıda arttı, diş taşı birikimi söz konusu mu? Damaklık ağza uyumlu mu? Damaklığın takılıp çıkartılmasında sorun var mı? Herhangi bir bozulma var mı? Bunlar kontrol ediliyor. Sonra hasta 6 ay sonra görülüyor. Sonra yıllık kontrollerle tekrar bize gelmesini istiyoruz muhakkak. Peki, evet, çok keyifli başladık. Güzel bir sohbet teşekkür oldu. Ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok İyi ki varsınız. Ama Serkan, sen çok az konuştun. Senin de bir sesini duyayım. İstersen bir soru da sen sor. Ne sorayım? Yani dişlerimize en iyi nasıl bakarız diyeyim. Yani doğaçlama bir soru sordum. Fırçalayacaksın artık. Yani şimdi Ramazan'da... Fırçalama sıklığını artırarak tabii ki. Etkili yoksa kokuyor, yapıyor. Tedaviden sonraki diş bakımı... Mesela ortodontik tedaviden sonraki diş bakımında
ekstra yapmamız gereken bir şey var mı yoksa rutin? Retainer'lardan kaynaklı, yani o iç telden kaynaklı hijyende biraz sorun yaşayabiliyor o hastalar. O bölgeleri daha iyi fırçalamak, hatta ben şöyle söylüyorum, o iç telleri kontrol ederken de dilinizle kontrol etmeyin. Bir küçük aynayı büyük el aynasına yansıtıp gözünüzle görün. Aynı şekilde o iç tellerin sağlam olup olmadığını ve etrafında gıda artığının olup olmadığını görerek kontrol ederler. Bu sayede daha çok gıdanın biriktiği alanları iyi fırçalayabilirler. Böyle bir tavsiyem olabilir. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Yeniden görüşmeyi umut ediyoruz sizinle. Çok sağ olun. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun. Evet, sırada efendim onkolojiyi konuşacağız. Onkolog ve iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Didem Taştekin bizimle olacak. Kansere dair bilinmeyenleri merak ediyorsanız bir yere ayrılmayın. Hemen geliyoruz efendim. Kanser neden arttı? Kanserden korkmalı mıyız? Kanser tedavisinde beslenme nasıl olmalı? Kansere dair her şeyi tıbbi onkolog ve iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Didem Taştekin anlatacak. Az sonra. Bu konuyu belki de ilk defa konuşuyoruz. İyi ki varsın da bugün kanser konumuz önemli bir konu. Çok ciddi alınması gereken bir konu ama artık tedavisinin de mümkün olduğunu bildiğimiz bir konu. Sizin de sorularınız varsa bir taraftan da bize yazmaya devam edin. Konuğumuz tıbbi onkolog ve iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Didem Taştekin. Merhaba. Didem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, kanser çok yaygın artık. Evet. Ülkemizde de çok fazla görüyoruz. Dünyada da öyle. Birçok nedeni vardır kuşkusuz ama herhalde öncelikli olan psikolojisi değil mi? Tabii ki. Tedavisi. Şimdi kanserin isterseniz biraz neden çok arttığından bahsedeyim. Lütfen, çok sevinirim. Şimdi 1940'lı yıllarda biliyorsunuz ilaç sektörü artık gıdalarımızın içine girmeye başlayınca mesela raf ömrünü uzatmak için kullanılan maddeler, işte uzun süre yoğurdun mesela uzun süre bozulmadan kalması için ekmeğin kalması için maddeler yiyeceklerimizin içine girdi ve 1940'tan sonra bu eylemlerden sonra 50 yılında da kanser acayip şekilde patlak verdi. Hı hı. Ve şu anda da gerçekten hani halk arasında bir tabir var ya, kanser grip gibi oldu deniyor. Gerçekten evet. Biz her yaştan insanla karşılaşabiliyoruz. Hı hı. Tabii ki bu insanlar, yani kanser ismi bile çok kötü ve insanlar kanser olduğunu duyduğu zaman kesinlikle depresyona giriyorlar. Yani çok zor bir şey. Düşünsenize kendinize kanser teşhisi koyulduğunu. Hmm. Tabii önce insanlar ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Ya bu benim başıma gelmiş olamaz diyorlar. Daha sonra bir öfke duyuyorlar. Neden benim başıma geldi? Neden mesela A kişisin ya da B kişisin değil de benim başıma geldi diye düşünüyorlar. Sonra da artık yavaş yavaş yapacak bir çare olmayınca kabullenmeye başlıyorlar. Hmm. Bir dönem depresyon yaşıyorlar ama en sonunda da bu işi kabul ederek tedavisine dört elle sarılıyorlar. Kendilerini hı-hı motive ediyorlar ve gerçekten çok da iyi sonuçlar elde ediliyor. Besbesinden dolayı da mesela kanserin çok arttığı söylenir. Tabii beslenirken nelere dikkat etmek lazım hocam? Ya şimdi şöyle, beslenirken aslında keşke hepimiz doğal ortamlarda çiftlikte yaşayabilsek, keşke her şeyi kendimiz üretebilsek, evet, ama öyle bir şansımız öyle olmadığı bir için yani ben hep şöyle söylüyorum, kendim de aynısını yapıyorum. Mesela yoğurdumu evde kendim yapıyorum. Çocuklarıma elimden geldiği kadar hazır gıdalar yedirmemeye çalışıyorum. Hı hı. Daha çok sebze ağırlıklı. Mesela et kullanmam gerekirse, çünkü beyaz etle ilgili birçok spekülasyon olduğu evet için hı hı mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışıyorum. Yani bu çok tartışmalı bir konu. Hani o konuya girmek istemiyorum ama hı hı onu kullanmıyorum. Balığı çokça tüketmeye çalışıyorum. Bir de et derken kırmızı et, özellikle keçi ve koyun etini ve yağsız kısmını yemek gerekiyor. Bunlar basitçe hı hı dikkat etmemiz gerekenler. İşte bol su içmemiz lazım. Meyve sebzeyi çokça tüketmemiz lazım. Hı hı. Şeker olarak rafine şekerler değil de mesela daha çok esmer şeker olabilir ya da bal kullanabiliriz, doğal ballar. Hı hı. Bunlara dikkat edeceğiz. Cinsellikle ilgili birçok merak edilen soru evet var hocam. Evet. Şimdi şöyle, aslında soruları cinsellik bir tabudur. Yani normal insanların bile tabusu. Evet. Bizim onkoloji hastalarında çok sık karşılaştığımız bir şey. Çünkü insan şimdi kanser olduğu zaman primer hastalığın tedavisiyle uğraşıyor ama cinselliği unutuyor. Ama cinsellik yani hayatın bir gerçeği. Hani bunu kimse inkar edemez. Ama bu hastaların mesela tedavisinde cinsellik olduğu zaman bu hastalığı yenmeleri, hastalıkla başa çıkmaları çok daha iyi sonuçlar oluşturuyor. Evet. Ve bunu hastalar sormaya çok utanıyorlar. Daha çok erkek hastalar bunu soruyor ama bayan hastalar sormaya utanıyorlar. Ben o yüzden mesela poliklinik şartlarında özellikle her hastaya söylüyorum. Mesela kemoterapi alıyor olabilirsiniz ama bu sizin ne normal hayatınız, ne sosyal hayatınız, ne de cinsel hayatınızı etkilememesi lazım. Hani cinsellik deyince sadece cinsel ilişki değil, bir insana dokunmak, bir insana destek olmak da bunun içinde, sevgini verebilmek. Çünkü mesela kadının
memesi alınıyor. Ama yani kendi yarım bir kadın gibi hissediyor. Hani bir cinsellik olarak bir şey hissedemeyebiliyor. Bu sırada eşinin ona çok büyük destek olması lazım. Mesela ameliyattan kalan izlerin şu anda dövmelerle telafisi olabilir. Yani yeni birçok dövme var mesela, onlarla hani daha kendini iyi hissedebilir. Mesela saçı dökülüyor insanların, kaşları dökülüyor. Bunların hani bir yerde telafisi var. Mesela işte akciğer kanserinde, prostat kanserinde, meme kanserinde, bir de kolon kanserinde biz cinsel problemlerle çok sık karşılaşıyoruz. Hatta ben size bir anekdot anlatabilirim bir şey lütfen, varsa. Çok sevinirim. Mesela bir hastam gelmişti polikliniğe, eşine çok bağırıyordu. Yani böyle kızıyordu falan, otur kalk diye adam. Kendisi kolon kanseriydi. Ben dedim ki beyefendi dedi, bir oturun bir sakinleşin. Dedim sizin acaba dedim cinsel probleminiz mi var dedim. Nereden bildiniz hocam dedi. Yani çünkü adam hani yansıtmasını eşine o şekilde yansıtıyor ve insanlar bunu konuşmaktan çekiniyorlar. Hatta mesela prostat kanseri hastalar artık hayattan bile zevk almıyorlar, yaşamak bile istemiyorlar. O yüzden bu konuyu aslında her doktorun hastasına söylemesi lazım ve hastanın da bunu doktoruna nelere dikkat etmesi gerektiğini talep etmesi lazım. Ben bu konunun bu şekilde konuşulduğuna ilk defa şahit oluyorum. Ne kadar önemli. Kanser hastaları her normal birey gibi cinsel hayatlarını normal bir şekilde yaşamalılar. Kesinlikle. Çünkü bu onların hastalarını yenmelerinde çok önemli bir rol oynuyor. Bu şunun gibi hocam. Aynı. Mesela normal iş hayatında da devam etmeleri gibi. Mesela tedavimizin bir süreci de hastaların sosyal hayattan kopmaması gerekiyor. Yani mesela adam diyelim ki muhasebeciyse işine gidecek ya da işte doktorsa işini yapacak, öğretmense işini yapacak. Çünkü o kişi sosyal hayattan izole ederseniz onun aslında her dakika kanser olduğunu vurgulamış oluyorsunuz. Yani insanın oradaki dikkatini başka yerlere çekmeniz gerekiyor. O yüzden iş hayatına devam etmek gibi insanların cinsel hayatına devam etmesi de tedavinin başarısında bir faktör. Evet, kanserden korkmamak lazım artık değil mi? Yani kanser hastalığından artık o kadar hani tedavisi mümkün ve çevremizde de bunun güzel örneklerini görüyoruz ki siz ne dersiniz? Kesinlikle. Yani aslında belki buradaki en büyük vereceğimiz mesajlardan birisi bu olması lazım. Ama öncelikle gerçekten erken teşhis için devletin kurduğu bir sürü imkan var. Mesela ketemler var. Orada erken teşhis imkanı var. Ketem artık mahallelere kadar indi. Bu merkezlere gidip ben tedavi değil, teşhis. Yani mesela insanlar ailesinde varsa bir kere, mesela meme kanseri, kolon kanseri, işte akciğer kanseri ailede varsa mutlaka tarama yapılması lazım. Yani bunların prosedürleri zaten biliniyor. Evet. Ama mesela insanlar göğüslerinde muayenede en ufak bir şişlik gördüğü zaman, bağırsak alışkanlıklarında bir değişiklik olduğu zaman, sigara içen insanlar, öksürme ya da zayıflama olduğu zaman, mide ağrısı olup zayıflama şikayeti olan insanlar, bunlar kabaca söylüyorum, mutlaka taramaya gitmeli ve erken teşhis olursa kanserden korkmayın. Erken, yani geç kalmaktan korkun diyoruz. Aynen, bu çok doğru. Önemli ve tedavi, mesela kanser olsalar bile artık o kadar çok tedavi var ki, yani işte akıllı moleküller, kişiye göre geliştirilmiş tedaviler, gen testi yaptıktan sonra o kişinin tedavi prosedürü belirleniyor. Yani birçok tedavi seçeneğimiz var. Eskisi gibi değil yani artık. Bunları konuşuruz. Bunları çok önemsiyorum açıkçası. Tıbbın geldiği noktayı inkar etmenin manası evet, yok. Ama bitkisel anlamda çare arayanların sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Siz inanıyor musunuz? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında mesela bizim onkoloji camiası bu konuda ikiye bölünmüş. Hatta bütün insanlar belki. Ben şöyle düşünüyorum. İkisi de birbirinin kardeşi gibi düşünüyorum. Yani ne tamamen modern tıbbı inkar edebiliriz ne de alternatif tıbbı inkar edebiliriz. Ama ben şuna karşıyım. Mesela normal kemoterapisini alan bir hastanın kemoterapisini kesip bitkisel bir tedavi yapılması karşıtıyım. Çünkü onunla çalışmalar çok iyi ama destek tedavisi olarak kullanılabilir. Ekstra kullanılabilir tabii değil mi? Mesela bulantı için kullanılır. İşte atıyorum size mesela güzelleşmek için. Çünkü bizim kanser hastalarında çok ciltte kuruluklar oluyor. Onlar için mesela yağlar var, aromaterapi, onlar kullanılabilir. Sonra mesela destek amaçlı immün sistemi arttırmak için kullanılabilir ama bunlar kafanıza göre gidip bir attardan almanızı hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Tek başına bir tedavi protokolü kesinlikle değildir. Kesinlikle değil ama destek tedavisi olarak düşünülebilir tabii ki. Ama onun dışında hani tek başına şunu işte %100 iyileştiriyor bir ilaç. Yok şu işte atıyorum size bitki şunu tamamen iyileştiriyor gibi söylemler biraz nasıl desem maddiyata dayanan söylemler. Çünkü bu sektör hani yılana düşen şey denize düşen yılana sarılır misali. Doğru. İnsanların çaresi kaldığı bir sektör olduğu için herkes her şeyi kullanabilir. Yani o yüzden çok göz açık olması lazım insanların. Şimdi bir de şey var. Diyelim ki bir bitki bir kanser türüne iyi geldi. Diğerlerine de iyi gelecek diye bir şey yok değil mi? Kesinlikle. Belki tam tersi kötü de gelebilir. Evet, aynen yani. Öyle. Çünkü mesela bizim kemoterapi alırken
Greyfurt ve narı yememesini söylüyoruz hastalara. Çünkü ilaçla etkileşime giriyor. Mesela kantoron var, onların tabletleri var. İşte uyku için, depresyon için kullanılan. Bunlar mesela bizim kemoterapi ilaçlarıyla etkileşime giriyor. Kemoterapi ilaçların etkisini azaltıyor. O yüzden tedavimize yanlış cevaplar verebiliyorlar. Mesela aynı şekilde yulaflı gıdalar, meme kanseri olan hastalarda içinde östrojen olduğu için yulaflı gıdaları kullanmaması gerekiyor hastaların. Hani o yüzden aslında şöyle söylüyorum, yani onkologların çoğunun fitoterapi alması gerekir. Yani bitkisel tedavi eğitimi alması gerekir. Çünkü biz istesek de istemesek de mesela şu anda Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da birçok yerde insanlar bunu kullanıyor, fitoterapi. Bunu inkar da edemeyiz. Ama primer tedavi haline de getiremeyiz. Yani ikisinin denge halinde gitmesi lazım. Benim burada aslında bu. Tüm hekimlere bir şey söylüyorsunuz. Evet. Her ne kadar biz primer tedavi yöntemi olarak kullanmasak da bunu bilmek lazım. Çünkü hasta bunu kullanıp da gelmiş olabilir. Tabii kesinlikle, yani o yüzden. Etkileri, mesela benim reişi tepkileri. Mantarı kullanıp karaciğer yetmezliğinden ölen hastam oldu. Tabii o yüzden, çünkü bu kullanılan ilaçların karaciğer toksik etkisi var. Onun için hani bir ot deyip geçmeyin, çok basit değil. Yani bunun özel ilmi var, yani adamlar bunun için yıllarını vermiş, kitaplar yazmış. Hani çok basit bir şey değil yani bir ilacı, otu kullanabilmek. Evet, kemoterapi tabii ağır bir süreç olduğu için insanlar ona alternatif başka şeyler kuşkusuz arıyorlar. Bir de tabii maddi olarak da ciddi bir süreç bekliyor bazen bu hastaları. Aynen öyle. O yüzden bu alternatif tedavi yöntemleri hep daha cazip gibi görünüyor ama... Neden arttı bir kez sence bunu. Kanser? Niye arttı sizce? Benim bazı fikirlerim var. Bana soruyorsan hemen ben kendi fikrimi söyleyebilir miyim izninizle, haddim olmayarak? Mesela yediklerimiz gerçek anlamda organik yiyecekler değil. Değil, evet. İşte beyaz et, kanatlılar diyoruz artık, tavuk bile demiyoruz yediğimiz şeylere. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Bir anda böyle şişen, kocaman olan hayvanlardan bahsediyoruz falan. Hava desen çok kirli olabiliyor yani, değil mi? Bir tabii sürü... Bak mesela hava deyince sözünüzü kestim. Doğal mesela D vitamini eksikliği birçok kanserin etiyolojisine, yani sebebinin içinde giriyor. Ona da inanamıyorum. Yani D vitamininin bu kadar çok olduğu... Evet, çünkü artık D vitamini bir vitamin olarak kabul edilmiyor, hormon olarak. Onun sebebi de şu. Mesela aşırı derecede güneş koruyucu sürdüğünüz zaman, bir de hava kirli olduğu için, mesela normalde bir insanın vücuduna yeterli D vitamini elinizi yarım saat güneşin altında tutarsanız o D vitamini ihtiyacınızı karşılarsınız. Ama gökyüzünden gelen D vitamini oluşturan ışınlar hava kirliliğinden dolayı bir tabaka oluşuyor ve yeteri kadar gelemiyor. Bir de aslında bizim Türkiye'de yaşayan insanlarda genetik olarak D vitamininde bir problem olduğu düşünülüyor. Mesela biz şimdi Çapa'da bodrum katta yaşıyoruz. Ben kendime koruyucu amaçlı her ay D vitamini seviyeme baktırıp D vitamini kullanıyorum. Ve bizim onkoloji hastalarının mutlaka D vitamini seviyesine baktırıp D vitamini telafi ediyoruz. Bir de D vitamini ayrıca psikolojik olarak depresyonu önleyici etkisi de var. O yüzden mesela sizler de şimdi bu hani şeylerin altında yeterli D vitamini alamıyorsunuz bence. Tabii. O yüzden seviyenize baktırıp onu mutlaka kullanmanız, özellikle pankreas, meme kanseri, akciğer kanserinde gerçekten çok büyük rolleri olduğu anlaşılmış. Dışarıdan almamızı siz de öneriyorsunuz. Tabii. Değil mi? Evet, güneşle alamıyoruz. Güneşle alamaz, yani alınmıyor çünkü. Baktırmak lazım seviyenize. Ben alıyorum ona her ay, benim bir şişe. Ama onun da şöyle bir şeyi var. Fazla D vitamini aldığınız zaman da böbrekte taş oluşur, böbrek yetmezliği oluşur, şuurunuz kaybolabilir, aşırı kabızlık yaşarsınız. Yani onları hani seviyesine, D vitamini seviyesine baktırıp düzenli bir şekilde bir kontrol altında almak lazım. Yoksa her önüne kafanıza gelen D vitamini olursa... almamak lazım. Yok, benimki hekimim vermişti hocam, o yüzden alıyordum. Peki bu kanser hastaları işte ilk defa dedim bizim programımızda konuşuldu. Cinsel hayatlarını göz ardı etmemeliler dediniz. Beraberinde güzelliklerini de, değil mi? Tabii. Görüntülerini de aslında önemsemeliler. Niye bu kadar önemli? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Bir kadın için hepimiz de biliyoruz. Mesela bir makyaj yaptığımız zaman, bir saçımızı işte fönlediğimiz zaman kendimiz daha mutlu hissediyoruz. Şöyle güzel bir kıyafet giydiğimiz zaman. Hani bu belki bizim yaratılışımızdan olan bir şey. Kadının da erkeğin de şu anda bakımlı olması çok önemli. Yani kendini iyi hissediyor. İnsanlar tarafından iltifat aldığı zaman daha mutlu oluyor, motive oluyor. Şimdi ben Amerika'da Chicago'ya gittiğim zaman bir kongre vardı, bizim kongre. Orada bir baktım, bir standta işte kemoterapi hastalarının kaşlarının dökülmesini engelleyen kremler, yağlar, cildi bozuluyor çünkü alınan ilaçlara bağlı olarak daha böyle rengi değişiyor, kuruluk oluşuyor. Onlar için kremler, işte bazı makineler falan vardı ve ben çok şaşırdım, çok da hoşuma gitti. Şimdi mesela kanser hastaları işte kaşlarına mikroblading yaptırıyorlar, işte kirpik takabiliyorlar. Mesela saç için saç simülasyonları var. Boya, doğal boyalar mesela, onları kullanabilirler. Yani onlarla mesela göğüs için işte protezler oluyor. Ya da mesela dediğim gibi göğüs alınan insanların işte göbeğindeki yağlar daha sonra alındıktan sonra
memesine koyulabilir. Evet, yani evet. Nasıl estetik sektörü dünyada bir çığır açtıysa ve insanlar patlama derecesinde estetiğe yöneldiyse, onkoloji hastaları da alınan tedavilerle yaşam süresi uzadığı için, tabii ki insan yaşam süresi uzuyor, bu hastalığa alışıyor. Diyor ki ya diyor benim başkalarına ne eksiğim var diyor. Haklı olarak güzeline daha çok önem vermeye başlıyor. Ve ben de onu ısrarla tavsiye ediyorum gerçekten. Yani cilt bakımı yaptırabilirler. Dediğim gibi kirpik, microblading, ondan sonra bazı kremler, bunları kullanabilirler. Bu insanın kendine olan saygısı, yani kendini daha mutlu hissetmesi için çok önemli. Yani o yüzden ben asla ne olursa olsun onkoloji hastalarının, kanser hastalarının güzelliklerinden vazgeçmelerini istemiyorum. Evet, onlar da sonuçta yani bir şekilde bu hastalığı yenecekler. Dolayısıyla da kendilerinden çok fazla ödün vermenin, kendilerini daha da yıpratmanın bir anlamı yok. Hı hı. Onları da tabii ki hoş ve daha bakımlı ve güzel gösterecek. Hayata bağlılığı sektör artıyor insanların. Evet, geliştikçe çok fazla seçenek var. Demek ki ne öğrendik? Psikoloji çok önemli bu işte. Evet. Her şeyle, değil mi? Eşlerin desteği çok önemli. Kesinlikle. Çevresinin desteği çok önemli. Sevmek dokunmaktır, biliyoruz evet, ki. Evet, aynen öyle. Dokunmak çok önemli. Ten teması çok kesinlikle önemli. Erken teşhis tabii ki en önemli konulardan evet, bir tanesi. Tabii yapılan estetik operasyonlarla birlikte de psikolojik olarak da hasta kendini daha iyi hisseder, değil mi? Güçlü hissediyor. Ya bence şöyle evet, bir şey var. Yani bir onkoloji hastası, yani kanser olan bir hasta illa kanserden ölmeyebilir. Yani başka sebepler de olabilir. Tabii. O yüzden insanlar kendini şartlandırıp hani bununla hayatına devam etmemesi lazım. Hatta benim bir hastam vardı. Son dönem akciğer kanseriydi ki onlar çok fazla yaşamazlar yani. Hani ömür şeyleri azdır. Ama adam dedi ki yenmişti yani, hiçbir tedavi, yani hiçbir hastalığı kalmamıştı. Ben sordum. Dedim ki yani bir şey mi kullandın, ne yaptın? Ya hocam dedi, ben dedi bir hayal dünyası kurdum dedi. Bu hastalığın bana ait olmadığını düşündüm dedi. Normal hayatıma devam ettim. İnanın dedi bunu yani. Çünkü insan, hani diyoruz ya, evrene sinyal göndermek. Evet. Yani gerçekten evet, öyle. Evet. Hani pozitif düşünmek her şeyde olduğu gibi onkolojide de çok önemli. O yüzden asla ne olursa olsun pozitif düşünmeyi elden bırakmamak lazım. Ve dünyada bizden daha önemli kimse yok gerçekten. Yani bu hayatın bir daha tekrarı evet, yok. O yüzden yani hepimiz için, her hastalık için, bu hayatta bu hastalıkla yaşamasını öğreneceksin. Buradan kendine artıları çıkartacaksın. Belki her günü daha güzel yaşayacaksın. Zaten mutluluk dediğiniz şey anlardan ibaret. Çok doğru. Anını mutlu yaşayamazsan doğru, zaten mutsuzsun demektir yani. Evet. O yüzden doğru, sevdiklerine daha çok sarılacaksın. Çocuklarını daha çok öpeceksin. Çiçeğe koklayacaksın. Ne bileyim yani, başka aklıma gelen bunlar. Evet. Suyu güzel içeceksin. Mesela içtiğin sudan zevk alacaksın. Basit evet, ama önemli. Anı güzel yaşamak lazım hocam. İşte aynen öyle. Koklayarak, dokunarak, aynen, bakarak, görerek, her şeyi evet, bu şekilde eğer çünkü insan vara yaşarsak, çok kutsal bir yaratık gerçekten. O yüzden ve çok enerjisi var içinde. Onu kullanması lazım. Hı-hı. Bu hastalığı o enerjiyle yenebilirler insanlar, hı-hı, diye düşünüyorum. Sadece tabii kanser hastaları değil, hepimizin aslında gözden kaçırdığı şeyler de bunlar. Bence evet, bugünkü bu program her şeyiyle bu anlamda evet, çok evet, mesaj veren ve çok doğru mesajlar hı-hı, veren bir program oldu sayenizde. Evet, teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz başka şeyler var mı son dakikada? Başka bir şey yok ya. Yani dediğim gibi herkes anını güzel yaşasın. En büyük bence hayattaki aldığım, yani benim bu yaşında anladığım şey o. Yani hı-hı, sonuçta çünkü geçmişi geçti artık. Geleceği de bilmiyorsun. Hı-hı. Anını güzel yaşasın. Hocam. Evet, tıbbi onkolog ve iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Didem Taştekin'le konuğumuz. Çok teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim, sizler de öyle. Gününüzü güzelleştirdiniz, evet, var olun. Siz pozitifsiniz. Sağ olun. Şimdi hocam dedi ya, estetiğe de önem verin, biraz bakımınızda yapılan diye. Peki dedik biz de. Şimdi bakım konusunda bir başka konuğum var. Konuğumuz var Serkan'la. Uzman estetisyen İmren Öztürk geliyor ve farklı karışımlarla güzelleştirmeye çalışacak bizi. Biz de öğreneceğiz. Hemen geliyoruz. Cildine önem veren hanımlar, ekran başına. Cilt yaşlanmaları neden olur? Cilt bakımı yaparken neleri yanlış yapıyoruz? Kolajen cilt bakımı cildi nasıl etkiler? Cilt bakım sırlarıyla uzman estetisyen İmren Öztürk iyi ki varsın da az sonra. Evet sevgili İmren bizimle birlikte, İmren Öztürk. Bu sefer de cilt bakımı için farklı öneriler olacak. Hoş geldin İmren'ciğim. Hoş bulduk, teşekkür İmren ederim. İmren Hanım hoş geldiniz. Teşekkür yine ederim. Yine efsane Serkan işler yapacak belli. Evet, evet ve sevgili modelimiz, Ezgi'miz, ekibimizin güzide elemanı senin üstünde gerçekleştireceğiz Ezgi'cim. Önce ne yaparak başlayacaksın? Şimdi önce cildimiz zaten temizlenmiş bir cildimiz var şu anda. Hı-hı. Bunun arkasından kan dolaşımı hızlandırıyor. Lifting masajı yapacağız. Kan sonrasında cildimizin masaj ihtiyacı gördüğüm kadarıyla C vitamini biraz ihtiyacımız. Çok az meyve sanırım kullanıyoruz. Hı hı. C vitamini özel bir kolajen
maske yapacağız. Bu şekilde. Hadi başlayalım yapacağız. O zaman. Tamamdır. Önce nemlendiriyor muyuz şu anda? Şimdi önce masaj liftik masajını, yani kan dolaşımı hızlandırmak için yapacağımız özel bir masaj uygulamamız var. Bugün kolajen cilt bakımı yapmayı öğreniyoruz, nasıl yapılacağını. Önce masaj yaparak başladı sevgili İmren. Evet. Ezgi'yi biraz pataküte. Evet. Girişerek. Cildimizdeki kan dolaşımını hızlandırmamız gerekiyor. Evet, kendine getirdin. İyi yaptın. Uyuyordu zaten. Uyandı bak. Böyle kendimize acımadan mı yapalım bunu? Şöyle lifting masajında ilk bir dakika hızlı yapılması gerekiyor ki kan dolaşımı tüm cildimizdeki aynı anda aktif hale gelsin. Bu genelde eğer ki kırışıklıklarımız yoğunsa haftanın hemen hemen her günü 5 dakika yaptığımızda ciddi anlamda tabii ki de cildimize uygun nemlendirici ve anti-age kremlerle ciddi anlamda cildimize kırışıklıkları da açmış oluyor. Cilt kırışıklıklarını da açmaya yardım eden bir masaj, önemli olan orada bir dolaşım yakalamak. Hızlandırıp zaten kan dolaşımını hızlandırıyoruz. Evet. Şimdi bu yaptıklarımız doğru olanlar değil mi Esra'cığım? Şu an yapılanlar. Yani doğru uygulamalar. Neleri yanlış yapıyoruz mesela? Mesela yüzümüze krem sürerken yani her zaman cildimizi kaslarımızın yönüne doğru, yukarıya doğru masaj yapılmalı. Bak, ve çok önemli. Kremlerimizi, göz kremlerimizi doğru noktalara ve doğru kas yönlerine doğru yapmalıyız. Aksi takdirde yani bazen işte cildimize krem sürülüyor böyle böyle ya da işte yüzümüz yıkanıyor sert bir şekilde ama yer çekimine karşı aşağıya doğru her zaman yukarıya doğru. Kremi yukarıya her doğru süreceğiz. Her yaptığımız tüm kremleri, yüzümüze sürdüğümüz aslında her şeyi tamamen kas yönlerine doğru, tamamen yukarıya doğru alıyoruz ki cildimiz kırışmasın ve elastiket kaybına uğramasın. Uğramasın diye, evet. Şimdi cildimize... Cilt neden yaşlanıyor bu arada? Cilt neden yaşlanıyor? Bize şu maske getirir misin bu arada lütfen? Dış faktörlerden, beslenmemizden, doğru ürün kullanılmamasından, doğru bakım yapılmamasından, su tüketiminin azlığından, beslenme bozukluğundan gibi aslında birçok etken var cildimizin yaşlanmasına. Ve güneş tabii ki en büyük etkenlerden biri de güneş. Yaz geliyor artık. Mimik güneş hareketleri koruyucu. Biraz çok kullanmak gibi mesela. Evet sen görüyor musun? Evet doğru. O yüzden yaz geliyor artık. Güneş koruyucularımızı kesinlikle aksatmadan düzgün bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Evet. Erkekler de uyguluyor musunuz? Tabii ki erkek de bay bayan hiç fark etmiyor. Her cilt uygulayabilir. Kolajen tamamen içerisinde C vitamini, portakal, limon gibi bizim tamamen sarı ve turuncu besinlerimizden oluşmuş bir özel bir maske. Hem içerisinde kolajen var, hem içerisinde C vitamini var, hem cildimiz yenilemeye, hem bir nevi doping etkisi yaratmıyor. Çünkü ciddi anlamda içerisinde C vitamini olduğu için ciddi ışıl ışıl ve canlılık kazandırıyor. Onu uygulayacağız. Ortalama evet. 20 dakika ile 30 dakika arası kişinin cildine göre değişiyor. Bu kolajen maske senin tercih ettiğin bir maske. Peki evde biz nelerle bu maskeyi yapabiliriz? Yani şöyle evde nelerle yapabiliriz? Portakal kabuğu ve havuç kabuğunu portakal ve limon kabuğunu rendeleyip bunu düzenli olarak aslında cildimize sürüp 15 dakika beklettiğimizde de aslında cildimize ihtiyacı olan nemi de sağlamış oluruz. Önce öyle yiyoruz mi? Sonra bunu rendeliyoruz ve cildimize bunlarla bekletip 15-20 dakika bekletip cildimizi daha canlı bir şekilde getirebiliyoruz. Onun dışında kırmızı meyvelerden domates suyu inanılmaz cildimize iyi geliyor. Hatta lekelerde yaza gelmeden cildimizin eğer renk tonunu açmak istiyorsak domatesten faydalanabiliriz. Yani aslında tüm besinler bizim cildimize inanılmaz etki sağlıyor. Sağlıklı beslenip sağlıklı beslendiğimiz şeyleri cildimize de uygularsak cildimiz çok daha ışıl ışıl olabilir. Peki kolajen bakımı mesela ne sıklıkla yapmak lazım? Ya kolajen bakımı ne kadar kalmalı? Evet, kolajen bakımı aslında cildinde kırışıklığı yoğun olan kişilerde veya nemsiz olan ciltlerde 2 haftada bir yapılabilir. Ama daha kırışıklığı yok ya da işte daha az bakıma ihtiyacı olan ciltlerde ayrı bir gibi öneriyoruz. Yani eğer ki C vitaminli bu tarz bir maske ise 2 haftada bir yapılabilir. Ne kadar kalacak? Ortalama 15-20 dakika kalacak. 15-20. Sonra çıkartılabilir. Bunu tekrar aynı maskeyi tekrar kullanabilir kişiler. Dolapta soğuk bir şekilde yaptıklarında da cilde kan dolaşımı hızlandırıp birçok etkisi yaratacak. Üç kez kullanabiliyoruz değil mi? Evet, üç kez kullanabiliyorsunuz.
Sonrasında nelere dikkat etmek lazım? Nelere dikkat etmem? Yani kişinin aslında cildini düzenli bir şekilde cilt temizliğinin kesinlikle yaptırılması gerekiyor. Hı hı. Düzgün bir şekilde güneş koruyucu ve düzenli ve tamamen cildine uygun ürünlerle bakım yapıp bu yönde ilerlemesi gerekiyor. Yani ben çok kez merkezimize gelen danışanlarımızdan rastlıyorum. Şu yani 35 ya da 40 yaşlarına gelmiş, daha hiç nemlendirici kullanmamış. Veya hı hı. hiç cildine neyle temizliyorsun? Sadece suyla. Ama dış etkenler, hava kirliliği, sigara kullanımı gibi birçok etken cildimizin tamamen suyla derinlemesine temizliğini sağlamıyor. Hı hı. O yüzden de tamamen aslında medikal ürün yardımlarıyla hı hı. cildimize doğru uzman ve doğru bakımlarla cildimizi çok daha iyi hale getirebiliriz. Doğru eller dokunması lazım. Tabii ki, tabii ki. Kesinlikle bu çok önemli. Bir de tabii şey var, şimdi yaz yaklaşıyor. Biz bronzlaşmayı çok seviyoruz. Çünkü hı hı. bronz ten demek sağlıklı, genç, ışıl ışıl görünen bir ten demek evet. beraberinde. Ben de çok yananlardandım geçen seneye kadar. Artık ama bu sene çok faktörlü kremler sürüp birazcık kendimi korumak istiyorum. Evet. Çünkü görüyorum yani ileri yaştaki evet. hanımları o fazla yanmadan dolayı daha hızlı bir yaşlanma oluyor ciltlerine. O yüzden doğru söylüyorsunuz. O yüzden çok iyi güneş koruyucuları içerisindeki çink oranı yüksek ve her cilt tipinin kendine uygun ürünü var. Yani güneş koruyucuda herkes aynı ürünü kullanamaz. Hı-hı. Her esmer, açık ten, açık koyu ten, hassas cilt, karma cilt, yağlı cilt gibi aslında güneş koruyucuları da ayrılıyor. Eğer doğru ürünleri tercih edip doğru şekilde güneşlenmeyi tercih ettiğimizde cildimize daha az zarar vermiş oluyoruz ve hı-hı. kırışıklık, lekelenmeler daha az oluyor. Hı-hı. Yani en önemlisi yaz aylarında kesinlikle güneş koruyucumuz ve cildimizi çok iyi bir şekilde nemlendirip sokağa çıkarsak birçok lekelerden de önlemiş oluyoruz. Hı hı. Bu mesela senin yaptığın maske. Bu maske bu yaz aylarında inanılmaz çok tercih edilen maske. Çünkü C vitamini cildimize vitamin yüklüyoruz. Hı hı. Hem cildimiz daha canlı, daha nemli ve daha güzel gözüküyor. Hı hı. C vitaminini siz de evde bu maskelere ulaşmak durumunda değilsiniz. Yapabilirsiniz. Tekrar portakal, limon, rendeleyip. Neyle karıştırsınlar? Yağ ile mi? Şöyle yani tamamen kendi şekliyle de karışılabilir. İçerisinde de bir iki damla tamamen organik zeytinyağı koyarak da yapılabilir. Hı-hı. Hem o zaman nem de sağlar. Eğer ki cilt çok yağlıysa tek başına uygulasın. Hem ciltteki yağlanmayı alıp hem de ayrıyetten cilde C vitamini yüklemiş olur. Hı-hı. Yani iki şekilde de kullanılabilir. Hı-hı. Bu arada senin saçların da çok güzel. Saçların için neler yapıyorsun? Gelmişken... Biraz karışım tarifi alalım senden. Yani saçlarım için ben özel yağ kullanıyorum ve tabii ki evde de yapmış olduğum bazı bakımlar var. Özellikle yaz aylarında çünkü kendi rengimi kullanıyorum dipler. Uçlarda tabii ki de açılmadan dolayı kırıklar oluşuyor. Bununla ilgili de dönem dönem yumurta sarısıyla bakımlar yapıyorum. Hı hı. Dönem dönem yine aslında yine herkes belki bunu yüzümüze kullanıyoruz. Kivi, karpuz bunların suyunu eğer ki rendeleyip suyu yapıldıktan sonra sadece uç kısımlarına yapıldığı zaman ciddi anlamda bir canlılık veriyor. Yani hem cildimiz hem saçımız aslında tamamen bitkisel şeylerle de çözüm bulabiliyoruz. Ama ben dönem dönem hepsini yapıyorum. Yapıyorsun. Peki şimdi bilmiyorum 15 dakika geçti mi? Biz bu son halini görsek mi yönetmenim, ne dersin? Maskeyi şöyle kaldırsak da Ezgi'deki yüzündeki farklılığı bir ekrana getirsek diyorum. Kaldıralım mı? Peki. Şimdi şöyle bir bu şekilde öyle hı-hı, mi? Evet. Hmm. Tekrar kullanılabiliyor mu? Biliyorsun? Tekrar kullanılabilmesi için. Öyle mi? Tekrar kullanılabiliyor. Kaç evet. kere kullanılabiliyor? Üç kere kullanılabiliyor. Eğer ki dolapta soğuk bir bölgede tutarsanız cilde hı-hı. hem çok güzel bir şekilde şok etkisi yaratır. Çünkü bunun içerisinde hala kendine ait bir sıvısı var. Hı-hı. O yüzden bu kolajenler zarar görmemiş oluyor. Hı-hı. Bu şekilde. Evet, gerçekten hala sıvısı var üstünde. Onu dolaba koyulduğu zaman da soğuk bir şekilde de yapılabiliyor. Çok da hı-hı. güzel oluyor. Toplamda 3 kere kullanılıp sonrasında hı-hı. artık atılması gerekiyor. Bu arada işte Ezgi'nin cildi 15 dakikalık bir maskeden sonra dinlenmiş. Ondan sonra değil mi? Canlanmış. Daha canlı, daha parlak daha ve parlak. Daha neme ihtiyaç duyan bir cildimiz oluştu. Çünkü evet. biraz nemsiz bir cildimiz var. Düzenli olarak aslında nem sağlaması gerekiyor. Evet. Nem de kattı galiba evet, değil nem, mi cildime? C vitamini içerisinde birçok vitaminler var. Hı-hı. Tamamen cildimizi şu anda yaza hazırlamış bulunmaktayız. Yani gerçekten güneş harika. İstediği kadar güneşte gezebilirsiniz Ezgi Hanım. Hiçbir şekilde cildiniz
kötü gözükmez, gayet canlı ve ışıl ışıl gözükür. Peki şimdi senin ben kız kızı sohbet olacak, kusura bakma yani, ne yapayım? Böyle güzel kızı bulmuşken kirpiklerine ne yapıyorsun? İpek iplik yapıyoruz artık. Hani rimel fazla kullanmamak adına böyle. Sen ipek kirpik mi var şu anda? Evet, ipek kirpik var. Ben de bekliyorum ki badem yağı falan süresi. Bir gecede şöyle uzun söyle, kirpikler. Keşke öyle olsa. Tabii ki kendi kirpiklerimiz de uzun. Yani bakım yaptırıyoruz fakat artık makyaj, yani gün içerisinde çok fazla gözlerimizle, çünkü yoğun çalışma yağısında çok fazla uğraşmamak adına ipek kirpiklerle ya da işte kendi kirpiklerimize badem yağı kullanarak ya da özel yağlarla yapılan karışımlardan ayrılım, ama sizin gayet hoş duruyor. Hiçbir şekilde ihtiyacınız yok. Hiçbir şekilde ihtiyacınız yok. Evet, sağ ol. Teşekkür ederim Serkan'cığım. İmren'den duyduğuma çok sevindim, hani, ama senden de duyduğuma sevindim. Şöyle söyleyeyim, artık ipek kirpik ciddi anlamda kirpiklere zarar veriyor şekliyle söylenen bir şey var. Aslında, evet, gerçek kirpikleri döküyor falan diye konuşuluyor mesela. Yani, sen bir şey söylemek ister misin o konuda? Yani öyle bir şey yok. Eğer düzenli bakımlarının yapıldığı takdirde, düzenli bir şekilde kirpiklerine bakıldığı zaman hiçbir şekilde bir zararı yok. Çünkü ben yıllardır kullanıyorum. Sektörün içinde olduğumuz zaman maalesef insanlar geldiklerinde alsın kirpikleriniz gibi istiyorum demeleri veya işte daha hoş gözükmek için yaptırıyoruz. Yani ben şu ana kadar herhangi bir zararını görmedim, ama doğru uygulama ve doğru ürünlerle yapılması gerekiyor. Çünkü yani kirpiklerde de çok fazla çeşit var. Uygulayan kişiler bazen işte yanlış yere takıldığı zaman kendi kirpiklerine tabii ki zarar veriyor, ama doğru uygulanıp doğru yapıldığı takdirde hiçbir zarar yok. Evet, peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bugün teşekkür yine ederim. Mutfağımızdaki, buzdolabımızdaki, efendim sebzeliğimizdeki olan ürünlerle nasıl güzelliğimize güzellik katacağımızı öğrendik, değil mi? Özellikle yaşlılık karşıtı ve kuru ciltler için yapacağımız portakal kabuğu ve limon kabuğu. Limon kabuğu. Maskeyi evde yap lütfen. Yarın girince bakacağım. Yapacağım. Tamam, harikasın. Zaten nemli benim değil mi? Cildiniz karma bir cilt. Karma. Bazı bölgeleri nemlenebilir. Neyse. Olsun. Kendi yapsın. Yine de yapayım aynı. Kısa bir reklam arası diyoruz efendim. Reklamlardan sonra karşınızda olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Geliyoruz. Doktor Elnara Rızayeva Estetik Merkezi'nin sunduğu İyi Ki Varsın devam edecek. Doktor Elnara Rızayeva Estetik Merkezi'nin sunduğu İyi Ki Varsın devam ediyor. Reklamlardan sonra yeniden stüdyomuzdayız. Sevgili Serkan'la birlikteyiz. Serkan'cığım, gene nasıl geçti anlamadım ben. Evet, çok hızlı değil geçti, güzel geçti. Uygulamalı çok... falan böyle iyi oluyor. Evet, evet ya, çok... Değişik şeyler öğreniyoruz. Evet, bugün özellikle değil mi kanserle ilgili mesela çok ciddi, iyi alınması gereken bir rahatsızlık, ama çok umut verici şeyler duyduk. Hem güzel şeyler duyduk. İşte insanların kanser olduğundaki psikolojik yapısıyla ilgili hocamız güzel bilgiler verdi bize. Aynen öyle. Sonrasında hanımları yine güzelleştirdik. Evet, İmren Estetik Hanım. Estetik dokunuşlarla. Evet, toplu bir program bitti. İyi ki varsın Serkan'cığım. Sen de iyi ki varsın. Vallahi sene çok çabuk geçiyor o zaman. Siz de iyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Yarın yine aynı saatte tam karşınızda olmak üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın diyoruz efendim. Hoşçakalın. Doktor Elnara Rızayeva Estetik Merkezi'nin sunduğu İyi Ki Varsın sona erdi.